Merhaba sevgili arkadaşlar, Özlem'in Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün değişik bir poşet çay kutusu çalışmak istiyorum sizlerle. Üzerindeki hamur kabartma desenini görüyorsunuz. Birazdan bu çalışmanın aşamalarını videomun devamında sizlerle paylaşacağım. Çalışacak olduğumuz güzel bir poşet çaylık kutusu. Kenarlarında hiçbir boyama yapmadan önce yine rölyef çalışmamı gerçekleştirdim. Çünkü daha sonra yapacak olduğum boya sisteminde rölyef kabartmaların boyanın altında kalmasını istiyorum. Çünkü eskitme çalışacağımdan dolayı zaten o kabartmalar fazlasıyla ön plana çıkacak. İç dizaynı şöyle kutunun, siz daha önce ham halini görmüş olabilirsiniz. Bu şekilde bir tasarıma geçmeden önce işte bir çay kutusuna nasıl bir resim kullanabilirim diye düşündüğümde genelde internetten baktığınızda standart çaydanlık, işte kahve fincanlarının falan olduğu resimleri görürsünüz. Fakat biliyorsunuz biz işin tasarım kısmındayız demiştim. Ben çok farklı bir çalışma yapmak istedim bununla ilgili ve düşündüm. Dedim ki çayı en çok hangi ülkede tüketirler? Evet, biz Türkler olarak çayı çok tüketiyoruz ama bizim kadar tüketen ve hatta bunu tören haline getiren bir de Japonlar var biliyorsunuz. Buradan yola çıkarak Japon bir mankenin fotoğrafını buldum öncelikle gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu çay temasıyla nasıl birleştirebileceğimi düşündüm. Aslında burada çayla ilgili hiçbir şey görmüyorsunuz. Zaten o Tea Time yazısında ben daha sonra Photoshop'ta eklemiştim. İşte şimdi tasarım kısmına başlıyoruz. Bu kızın eline bir çay fincanı vermeye ne dersiniz? Mesela aklıma böyle bir fikir geldi. Ve bu resme en çok yakışacak olan fincan resmini aramaya başladım. Daha sonrasında da evet, böyle bir fincanın resme yakışacağını düşündüm. Fincanı buraya yerleştirmek istiyorum. Tabii ki burada görüyorsunuz ki eğer ben bu fincanı bu şekilde koyarsam kızın parmağını kaybetmiş olurum. Yani bu daha sonradan konulduğu tamamıyla hissedilir bir hale gelir. Hamur kabartma çalışmasıyla ben o parmakların arasına bu fincanı yerleştirebileceğime inanıyorum. Şimdi çalışırken siz de bunları göreceksiniz. Onun için el resminden bir tane daha aldım. Çünkü bunu nasıl yerleştireceğimi birazdan size göstereceğim. Sonra görüyorsunuz ki kızın bu elbisesinin kolu tam anlamıyla ön plana çıkarılabilecek bir kıyafet kolu. Çünkü kolun üzerinden tamamen aşağı doğru bir kumaş geliyor. O kumaşı ön plana getirirsem zaten kolu da öne getireceğime göre resme bir üç boyutluluk kazandırabilirim. O zaman ne yapıyoruz? Hemen resmin o kol bölümünden yine bir kesim alıyoruz. Bunu da kabartarak ön plana getireceğiz. Biraz da resme evet çay havası verebilmek için bu Tea Time yazısını koydum. Ve buraya da iki tane fincan koyarsak bu resimde güzel bir tema oluşturabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şimdi çalışalım.
Sizlerle paylaşıyorum. Anlattığım gibi el üzerinde hamurla değişik bir çalışma yaparak çay fincanını elinin içerisine oturttuk. Tabii sizler burada çok daha muntazam bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Ben ekran karşısında biraz heyecanla çalıştığım için çok muntazam olmadı. Ama sonuç ortada. Bu kutumuzla ilgili vermediğim detay sadece alt çalışması ile ilgili. Çünkü zaten biz renkli eskitme çalışmasını artık hemen hemen birçok çalışmamızda anlatıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz tepsi çalışmalarında bu tarz bir eskitme çalışması gerçekleştirmiştik. Ve de hemen bundan bir önceki videomuzda takı kutularında renkli eskitme çalışmaları yapmıştık. Aynı sistemin ben burada biraz daha koyu bir tonajını kullandım. Ve onun üzerinde yeni bir tasarımla güzel bir çay kutusu elde etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki çalışmaya kadar esen kalın.